Sıcak bir telefon bağlantısıyla başlayacağız hemen. İsrail'deki Türkiye Büyükelçiliği de Haniye için ilan edilen yas gereği Türk bayrağını yarıya indirmişti. İsrail'den buna tepki geldi. Nedir son durum? Ankara'ya döneceğiz. Ertuğrul Tunç detayları aktaracak. Telefon attığımızda Ertuğrul, seni dinleyelim. İsrail Dışişleri Bakanı İsrail Katz sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmıştı ve o paylaşımda Türkiye'nin İsrail Büyükelçi Vekili'nin kınama için çağrıldığını ifade etmişti ki bu talimatı da bizzat kendisinin verdiğini zaten o paylaşımda dile getirmişti. Fakat işte bu paylaşımın hemen ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yanıt var. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, müzakerecileri öldürerek, diplomatları tehdit ederek barışa ulaşamazsınız dedi. Ve bununla birlikte de tek cümlelik bu tepki şu anda Dışişleri Bakanlığı'nın ortaya koymuş olduğu en sıcak tepki olarak önümüzde duruyor. Peki süreç buraya nasıl gelmişti, hemen ona bakmakta fayda var. Bilindiği üzere Hamas'ın siyasi büro şefi İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da uğramış olduğu suikast sonucu yaşamını yitirmişti. Ve dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, onun kararıyla bir günlük ulusal yas ilan edilmişti. Bunun sonucunda da Türkiye'nin Tel Aviv'de bulunan Büyükelçiliği de bu karara uyarak Türk bayrağını, al yıldızlı bayrağı yarıya indirmişti. Buna tepki gösteren Tel Aviv yönetimi çözümü Büyükelçi Vekilini kınama için çağırmakta buldu. İşte bunun sonrasında da Dışişleri Bakanlığı'nın vermiş olduğu ilk reaksiyon bu şekilde önümüzde duruyor.